Merhaba arkadaşlar. Hazır son halka arz talep toplama başvurumuz bitmişti hareket projede. Sonuçlar açıklandı. Bir önceki videomuzda sizlerle paylaştık. Aslında beklendiği gibi oldu desek yeridir. Koton ve lila kağıttan sonra talepler biraz düşük kalmış. Neyse konumuza dönelim. Koton ve Koç Metalurji'nin halka arz açılış verilerini, daha doğrusu açılıştan sonraki verilerini sizlerle paylaşalım. Üçüncü tavanına gidiyor Altınay. Savunma Koç Metalurji'de ikinci tavanını gayet güzel bir şekilde yapmış arkadaşlar. Umuyoruz devamı gelir bu tavanların. Umuyoruz yeni gelecek halka arzlarla bu hafta işleme başlayacak halka arzlarımız var. Bakalım harekette nasıl bir tavan serisi göreceğiz. Şöyle bir baktığımızda hem el değiştirme oranları hem tavandaki alış emirleri gayet güzel gidiyor gibi görünüyor arkadaşlar. Üçüncü tavanını yapan Altınay'da 125 milyon lot tavanda alış emri var. Koç Metalurji'de 116 milyon lot alış emri var. El değiştirme oranları da hemen hemen birbirine yakın. 1.36 ile 1.56 diyelim. Yani zaten daha ikinci, üçüncü tavandan eğer satışlar hızlanırsa, el değiştirme oranları artmaya başlarsa orada bir es verelim. Orada bir bakalım arkadaşlar. Gerçekten de koton ve lila kağıt ne yazık ki halka arzlara bakış açımızı bir nebze olsun değiştirdi diyebiliriz. Bugün üçüncü işlem günü açılışla beraber Altınay'da 251 bin not satılmış. Koç Metalurji'de 614 bin lot satılmış arkadaşlar. Daha ne ettik? %20 kar var Koç Metalurji'de. %33 kar var Altınay'da. Yani biraz sabır, biraz bekleyelim arkadaşlar. Bence güzel yerlere gidecek. Hem ikisi de gidecek hem de peşine takacak. Lila'yı, Koton'u, önümüzdeki hafta, bu hafta işleme başlayacak hareketi. Bence bu halka arzların borsaya, BIST 100 endeksine ayak uydurup şöyle tavan serisini tekrar hızlandırması gerekiyor diye düşünüyorum. Bakalım gün içi rakamlara yine burada sizlerle paylaşırız. Biz buradayız, görüşürüz.